Serkan Bey'e dönelim, size de geleceğim hocam. Siz öncelikle görev değişikliklerine nasıl yaklaşıyorsunuz? TÜİK ve Adalet Bakanı'nın, TÜİK Başkanı ve Adalet Bakanı değişmesine. Öncelikle konuyu nasıl Ersan Hoca tek adam rejimi söylemiyle toparladı anlayabilmiş değilim. Anayasa 104 Cumhurbaşkanı'na üst düzey kamu hizmetlerini yöneticilerinin atama yetkisi vermiş. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı anayasadan aldığı bir yetkiyi kullanmak suretiyle devlet organizasyonunda en başındaki kişi olması vesilesiyle bu yetkiyi kullanmış. Bir çalışma arkadaşını değiştirmiş Adalet Bakanı'nı. Belki de Sayın Bakan cidden kendisi de çekilmiş olabilir, bilmiyoruz bu konuyu. Diğer taraftan da son dönemde bizzati devlet kurumlarının itibarlarını zedeleme noktasında Sayın Kılıçdaroğlu'nun başı çektiği, organizasyonların hedef haline getirdiği bir TÜİK Başkanı'ndan bahsediyorduk. Dolayısıyla bu TÜİK Başkanı çok ağır eleştiri almıştı. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınınca görüyorum ki bir anda çok da kıymete bindi. Aslında adamcağız iyiydi diyenler bile var. Genelde de bunu hep görürüz. Bakan görevdeyken hakkında bir güzel kelam etmeyenler, bakan görevden alındıktan sonra adam şöyle durduğu için, böyle durduğu için veya TÜİK Başkanı şöyle yaptığı için görevden alındı söylemlerini görüyoruz. Sizce neden görevden alındı? Ben bilemem. Ben niyet okuması yapamam. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilindedir. Niyet okumayla bu işlere biz karar veremeyiz. Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde mi değil mi? Konuya hukuki bakmak zorundayız. Dediniz ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerinden hedefe oturtuldu dediniz. Onunla ilgili bir yorumunuz mu var diye sordum. Yorumum o yani. Çokça yıpratılmış bir kamu kurumunun da başkanıydı. Sayın Adalet Bakanı'nın değişimi, elbette ki biz hukukçuyuz, avukatız, bizi ilgilendirir. Yeni Adalet Bakanı'ndan da beklentilerimiz var. Çünkü Sayın Abdülhamit Gül hukukun üstünlüğünü cidden içselleştirmiş. Bazen rüzgarın tersine, eski dönemde dahi rüzgarın akışına veya suyun akışının tersine söylemlerde bulunabilen iyi bir hukukçuydu. Yargı reformları, insan hakları eylem planları, hukuki mağduriyetlerin önüne geçilmesi noktasındaki tavrını hep takdir ettiğimiz bir hukukçu, meslektaşımız ve bakanımızdı. Elbette ki bu süreçte bizim yeni Adalet Bakanı ile birlikte, ki bugün izledim Sayın Adalet Bakanı'nı, Bekir Bozdağ Bey'i, kaldığı yerden bunların devam edeceğini çok açık şekilde ifade etti. Biz ne bekleriz tabii ki bir hukukçu olarak, bir avukat olarak? Türkiye'de maalesef biz hukuki aksamaları önemli birkaç kişi üzerinden ve önemli konular üzerinden tartışırız. Ama örneğin terör propagandası veya terör failleri üzerinden biz hukukun üstünlüğünü, hukukun bağımsızlığını, tarafsızlığını konuştuğumuz için sağlıklı bir noktaya hiç varamadık. Örneğin biz Kavala ve Demirtaş ekseninde konuları hep değerlendirdiğimiz için hiç hukukun dilinen sorunlarıyla alakalı sağlıklı bir öneri ve konuşma yapamadık. Hep şunu söyledim. Örneğin Covid izninde 20 yıl ceza almış, mahkumiyeti kesinleşmiş kişiler, Covid izniyle evinde otururken üst sınırı 8 yılda yargılanan tutuklular maalesef Covid izninden faydalanamadılar. Hiç bunları konuşmadık. Veya hukukta uygulamada bilinir, yarı açık cezaevi diyebilirler tutuklular, mahkumlar. İnsanlar yarı açık hakkını kazanabilmek için temyiz ve istinaf haklarından vazgeçerken oturup bunları kimse konuşmuyor. Çünkü muhalefet için Demirtaş ve Kavala'dan başka önemli bir anlamlı başlık yok bu ülkede. Dert millet olmayınca. Yine bizler istinaf süreçlerinin yargılamayı nasıl uzattığını oturup hiç konuşmadık. Yahut da bizler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıklarının verdiği tebliğnamelerin hiçbir esasa katkısı olmamasına rağmen yargılama süreçlerini uzatmasını hiç konuşmadık. Oturup bunları konuşacağımız yeni bir dönemin başlaması lazım. Yani adaleti 83 milyon için istiyor olmamız lazım. Adaleti hoca devletin görevlerine atıf yaptı. Devletin sence başlayabilir mi? Devletin, yeni Adalet Bakanı'yla böyle bir ümidin var mı? Ben elbette ki devletin her kurumundan her zaman ümitliyimdir ben. Ve tartışıyoruz işte. Demek ki demokratik olgunluğumuz var. Demokratik olgunluğumuz var. Sizler yasal, anayasal bir atamaya burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti tamamen tek adam kontrolüne girdi diyebilecek kadar ifade özgürlüklerinizin olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Eskiden ikili üçlü kararnameler daha iyiydi ama şimdi bu kötü. Ben kötü olduğunu söylüyorum. Elbette yani, sistem eleştirisi yapman en doğal hakkındır hocam ama. Ben genelge bana söyler misin? Abi vereyim sana. Şu genelgeye bakar mısın? Seçtiğimiz başlıklar. Örneğin biz hiç Ersan Şen'e saygı duyduğumuz bir hukukçu hocamız hiç kalkıp da örneğin
TCK 37-81-82 uygulamalarındaki mağduriyetleri yazıyorum, çiziyorum, konuşuyorum. Eskiden ölümlü kavgaya el atma kapsamında geçiştirilebilecek, makaleler yazdım. Bunlar da söyleyeceğim. Yüzlerce hocam. Var. Müşterek failliği söylüyor. Evet. Ama yazdım yani konuyla hiç alakası olmamasına rağmen veya dahi baksam konuya TCK 39 kapsamında yardım kapsamını alınabilecek insanların asli failden daha fazla ceza aldığı dosyalardaki mağduriyetleri burada konuşmuyoruz. Çünkü Ersan Hoca da buraya gelir, Kavala'yı konuşur, Demirtaş'ı konuşur, Sedef Kabaş'ı konuşur, sonra der ki döner arkasına der ki yadırgadım çünkü bunları, beklemiyordum öyle bunları şey. Savunmak için konuşmuyorum. Sonra tutuklandığında niye tutuklandı diyemiyorsun işte. Niye? Yani olur mu böyle bir şey ya? Adalet Hocam, Bakanı hukuk, suç işlediği iddia edilen hukuku, bir kişinin hukuku, hakkında bu şekilde Twitter'dan, sosyal medyadan açıklama ederek yapabilir konuşacaksak mi? HSK'nın başkanı yapabilir mi bunu? Anlamlı. HSK'nın başkanı yapabilir mi bunu? Biraz önce konuşmanla ilgili söylemiyorum. Seni takip ediyorum. Tamam güzel. Ve Türkiye'de ben de söylüyorum. Bak biraz önce adaletsizlik algısını terör propagandasından. Evet. Adaletsizlikler terör propagandası yapmış. Kim? Devletin varlığı sen değilsin tabii ki. Devletin kim? Varlığına kastetmiş kişiler üzerinden oturup biz hukuk biz tarafsız hukuk, mı bağımsız hukuk konuşacağız. Mı konularını yeri geldiği zaman oturup, sevmediğimiz insanları bunları, da savunacağız. Ya, ne yapacaksın yani? Bunun fikrini benimsemek durumunda değilsin ama kişi hak ve hürriyetleri, hukuk, evrensel ilke ve esasları herkes sevmediği kişileri biz sadece birileri için hatırlayacağız. Efendim yargı ya hatta, kararlarını, hocam, bilimsel görüşleri. Hocam ben cümlemi tamamlayayım hocam. Yani insanlar arasında ayrım yapabilir mi? 40 yılda bir konuşuyoruz. Bunları konuşuyoruz. Hukuk herkese eşit değil mi? Hukukun evrensel ilke ve esasları, burası hukuk devleti değil mi? Bunları konuşuyoruz. Genelgeyle alakalı milli kültür. Bir toplum milli kültürünü korumak zorunda. Birileri onun bu cümle, nasıl bu cümleye milli manevi değerlerini korumak noktasında Cumhurbaşkanı yürütme organının başıdır. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak yine bir anayasal hükümdür. Sizler bu çerçeveyi elbette ama anayasa çerçeve belirler Serkan. Zaten Cumhurbaşkanı, kanununa baksana. Cumhurbaşkanı, kimde bu Cumhurbaşkanı milli kültürün korunması noktasında bir tartışmayı açar konuyu. Genelde bu tartışmayı bağlayıcı, açma değil bak. Önemli rica ederim diyor. Kime yazıyor bağlayıcı bunu? Yoktur. Hukuk bak bu genelgeyi kime anayasaya yazıyor? Anayasaya aykırılığı var ise. Bak vereyim sana lütfen bakar mısın? Bak. Hocam bakın yine anayasa 104'te ne bak, der? Bak ikinci fıkraya bak. Ne der? Al sana ne bakayım der? Burada. Ne der? Cumhurbaşkanı kim aynı zamanda? Devlette koordinasyon uyumu tamam, sağlamak devlet, da yükümlüdür. Devlet demek yargı mı dolayısıyla, demek ya? Dolayısıyla. Ya sana mı demek? Ayrıca özel kurumların Cumhurbaşkanı, başı ona talimat millet, verebilir mi anayasa demek? Altıdaki idari vesayet var millet mı? Millet egemenliğinin tezahürü. Rütük üzerinde anayasa, idari vesayet hocam, var. Hocam dur cümlemizi tamamlayalım. Ya, ama bak soru cevap biliyoruz. Allah öyle ben bitireyim, genel konuşunca oturmuyor yerine. Anayasa 7'deki yürütme. Yani millet egemenlik hakkını neyle kullanır? Yetkili organlar aracıyla. Yürütme, %52 ile seçilmiş bir millet iradesinin temsilcisinden bahsediyoruz. Her şeyi yapabilir mi? Yüzünü batıya dönmüş bir Türkiye, Cumhuriyet'in de kurucu değerleri içinde vardır. Ama yüzünü batıya dönmüş Türkiye ile batının bütün değerlerine teslim olmuş Türkiye aynı şey değildir. Elbette ki oturup bu zeminde bunları tartışacağız. Bu genelge de buna vesile olabilir. Her konuyu Cumhurbaşkanı niye böyle yaptı? Cumhurbaşkanının burada acaba başka bir niyeti mi var? Bakış açısıyla ele aldığımızda maalesef, maalesef Türkiye'de hiçbir proje üretemeyen, millete bir ışık tutamayanların tek argümanları var. Erdoğan karşıtlığı, Erdoğan karşıtlığını Erdoğan karşıtlığıyla bir alakası yok. Erkan Hoca da bunu bolca yapar, bol miktarda yapar. Alakası yok. O değirmene de bol miktarda su taşır. Erdoğan karşıtlığını besleyecek, kutuplaşmayı besleyecek söylemler. Ne güzel bir tartışma açılmış. Biz Profesör Doktor Ersan Şen'den milli kültür tartışmasıyla ilgili derin analizler beklerdik. Türk gençliğiyle ilgili, Z kuşağı ile alakalı. 112 sayılı kanun var önümde. Z kuşağını tartışmaya çağırdım. Radyo ve onun televizyonların kuruluş ve yayın üzerinden konuşuyordum. Ersan Hoca'ya kalsa Cumhurbaşkanı'nın hiçbir devlet kurumu üzerinde hiçbir etkisi ve yetkisi yok. Hayır öyle devletin demiyorum. Devletin başı sıfatıyla. Bak onu demiyorum. Sen yanlış sen anlıyorsun beni. Sen Rütük'e ne gibi talimat? Niyet okumalarla Rütük'e talimat veriyor. Ben sana şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı'nın doğrudan Rütük'e emir verme yetkisi var mı? Bakın nereden çıkardın hocam? Nereden çıkardın? Tedbirleri alamıyor. Bakın devlet var. Hayır vermiyor. Tedbirleri alın diyor. Kardeşim. Hepsine görev hatırlatması yapma yetkisi var. Görev hatırlatma yapması yetkisi var. Bu genelge sizce görev hatırlatma yetkisi var. Kurumlar arası yazışma değil bu. Görev hatırlatma yetkisi var Sayın Cumhurbaşkanı. Bu hatırlatma değil. Anayasada da var. Bak bir programı hedef alıp
onunla ilgili basın ve yayın faaliyetleri adı altında genelge çıkardığı zaman iki sebeple sorun. Yetkiye sorun var. Bir diğeri de bir medya tarafı, bir medya kuruluşu tarafından çıkarılanın bir başka medya kuruluşuna hedef alması ve bunun arkasından bu genelgenin çıkması sıkıntılı. Ya sen niye bunlara takılıyorsun? Sıkıntı. Bak ben takılırım bunlara. Hukukçuyum ben, niye takılacağım ya? Milli kültüre tartışmaya. Ya bak, genelce bak, o meşruiyetini aykırı tartışmıyorum. Ha. Onu rütük yapar radyo televizyon üst kurulu. Ben bu burası şekilde anayasal basında çıkan bir tartışmanın hoca burası hukuk iktidara yakın devleti olduğu söylenen bir basın kuruluşuna çıkan ve başlatılan o kampanyanın bu şekilde gündeme getirilip emir talimata çevrilmesi oturup ve bunun rütük tarafından zaten gereğinin yapılması yerine bu şekilde yola koyulması, bu herkesin başına gelebilir. Bitti mi hocam? Biraz önce Sedef Kabaş'ta da söyledim. Sosyal Sedef Kabaş yeni dönemde ama yeni Adalet dönem Bakanlığı'nın HSK Başkanı olarak böyle bir tweet atabilme, yani bırak yetkiyi, onunla bu yapabilir mi ya? Evet, Serkan Bey'i dinleyelim. Yapabilir mi? Bunu Rezan Bey'e de soruyor. 159. madde yazıyor anayasada. Evet. Bağımsızlık, tarafsızlık. Sosyal medya yeni dönemde Adalet Bakanımızdan sosyal medya linçlerinin, sosyal medyada işlenen suçların önlenmesi. Ne oldu örneğin bu sosyal medya platformları hala kağıt üstünde temsilci atadıklarını söylüyorlar ama hala temsilcileri IP yok. IP adreslerini yarın, evet yarın kimlik bir itibar suikastine uğradığınızda, devletin varlığına yönelmiş bir tehdit olduğunda bununla ilgili hala hukuk düzeni vatandaşlarını ve devleti koruyabilecek durumda değil. Bunları oturup tartışacağız. Her defasında eline belge alıp şu genelge böyle olmuş. Ya genelge çok önemli değil. 3 gün sonra konuşulmayacak bir konu. Ama orada önemli olan şu tartışmayı açabilirsiniz. Ama alışkanlık haline geliyor. Bu sosyal medyada fikir ifade özgürlüğünün sınırlarını somut şekilde oturup burada konuşmamız lazım. Örneğin vatandaşlar Ersan Hoca'yı dinliyor. Ama onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bana da mesaj atıyor. Bakın diyor, ben de diyor Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza yedim. Hiç hakaret etmememe rağmen. Atın diyorum. Eğer hakaret etmeden ceza yediyseniz gönüllü avukatlığınızı yapayım diyor. Tamam. Bakıyorum sövmüş. Yani burada Ersan Hoca'yı dinleyip aslında sövmenin de fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğu noktasında vatandaşta kanaat oluşmaya başlar. Sanki anayasada 14. madde yokmuş gibi. Kardeşim, hiçbir temel hak ve özgürlük kötüye kullanılma yasağı yokmuş 26, gibi. 26-27. Anayasa 13'te işte temel hak ve hürriyetler kullanılırken getirilmiş uluslararası evet sınırlamalar. Değil mi? Ama demokratik toplum ülkelerine uygun olarak hakkın özüne dokunmaksızın ölçülü bak şekilde kardeşim, ve kanunla şey demokratik söyleyeyim hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması. Hakaret edilmesi Sedef Kabaş'ı savunurken de diyor muyum? Sedef Kabaş'ı diyor muyum böyle bir şey? Sedef benim Kabaş'ı savunurken Sayın Eski Bakan'ın attığı tweetle konuştum ilgili söylediğimle bunun ne ilgisi var? Orada suç ve suçluyla alakalı iki cümle kurup suç ve suçluyla HSK ilgili bağımsız tarafsız iki cümle diyorsun kurup hukuka uygun bir olur mu böyle bir şey ya? Kendin hukuki değerlendirmelerini 25 cümleyle anlattım burada. Bak bir şey söyleyeyim. Hakim nasıl tutuklamayacak? Türkiye'de bunu konuşacağız. Sosyal medya üzerinden işlenen suçlara nasıl önlem alabiliriz? Bakınız, toplum sözleşmesi şudur. İnsanlar, İbn Haldun'un felsefesidir bu devlet anlayışı. İnsanlar toplu olarak bir araya gelmek suretiyle güvenliklerini temin etmek istemişlerdir. Güvenliğin olmadığı yerde özgürlüğün olmayacağını da bilmek lazım. Sizler ama düzenin, kamu düzeninin olmadığı yerde hiçbirimizin şahsiyetinin, itibarının, diyor hukuki güvenliğinin yani olmayacağını da bilmemiz evet lazım. Konuyu çok da dağıtmayalım Serkan geliyorum Bey, tamamlayın. Konuyu dağıtmadım canım. İlerleyin. Enerji fiyatlarına gitti Ersan Hoca. Hiç hayır, o zaman konu da almadı da. Ben hukuk konuşuyorum. Evet. Yani her birisinin bunu, ayrı başlığı. Bunun çerçevesini çıkaralım ve devam edelim. Dolayısıyla yeni Adalet Bakanı'ndan yine kadına şiddet noktasında İstanbul Sözleşmesi'ne uğradı kutsayanlar. Halbuki İstanbul Sözleşmesi'ni şunu söylemiştim. İstanbul Sözleşmesi'ni çok destekleyen bir hukukçu olarak biz son iki yılda İstanbul Sözleşmesi'nin mahiyetini konuşmaktan kadına şiddeti konuşamaz hale gelmiştik. Ve yeni dönemde kadına şiddetin Türk Ceza Kanunu'nda ayrı bir paragraf altında işlenmesi, kadına şiddetin tarifinin yapılması ve cezaların caydırıcı olmasına dair de yine beklentileri Sayın Adalet Bakanı'na bildireceğiz. İletişim. Yani yürütme organını, yürütme faaliyetini elinde tutanlara sürekli eleştiri sunmak yerine arada bir yapıcı muhalif bir dille yapıcı şekilde tavsiyeler sunmak daha iyi olacaktır. Ersan Şen cümleye Türkiye'de tek adam rejimi var diye başladığında ondan sonra söylediği hiçbir kardeşim, cümlenin kardeşim bir 13. maddeden bahsediyorsun. Yapıcı, demokratik yapıcı, toplumda duyulan yapıcı, zorunlu orantılı diyorsun. Sonra söylediğinle olmadı, bu söylediğin ortada çelişiyor. Ben sana diyorum ki gayet net somut bir soru gündeme getiriyorum. Bir Adalet Bakanı suçlanan, yakalanan, gözaltına alınan
ve tutuklamaya sevk edilme ihtimali bulunan bir kişi hakkında, şüpheli hakkında böyle bir tweet atabilir mi? Atmamalı. HSK başkanı sıfatıyla. Atmamalı başkan. Evet.